Yani ben bir ülkeye faydalı olmam için bir partiye üye olmama gerek yok. Ben olduğum yerde ülkeme hizmet edebilirim. Bir yerin, bir şirketin etiketini taşımama gerek yok. Ben olduğum yerde ülkeme en güzel şekilde hizmet edebilirim. Ben birinin kartvizitini taşımak zorunda değilim bir iş yaparken. Bugün ne deniyor? Mülakatlar kaldı. Niye vardı ki mülakat zaten? Yani sınav sistemi koyuyorsunuz, mülakat niye vardı? Yani eğer kadro doldurmak sağlamak zaten iki dudak ucunda. Yani sınava da gerek yok. Ne derseniz oluyor zaten. Şunu diyeceğim, yaşayan ölü olmak da senin bir tercihin. Yaşayan bir insan olmak da senin bir tercihin. Bakın biz hepimiz insan doğduk. İnsan olarak ölmek herkese nasip olmayacak. Bugün kulaklarınızı tıkayın, gözlerinizi kapatın. İşte ne bileyim, üç maymunları oynayın. Kazandığınızı mı zannedeceksiniz? Kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Bugün milyon dolarlarınız olsun. Türkiye'nin tapusu sizin üzerinizde olsun. Dünyanın tapusu sizin üzerinizde. Ya kainatta toplu iğne ucu kadar bir yer. Hepsi sizin olsun. Kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Maddi olarak kazandınız ama manevi olarak ahiretinizi kaybedersiniz. Çok mal haramsız olmaz. Olmaz. Yani Müslüman insanların bunu 1.000 kere düşünmesi lazım. Yani Hazreti Ömer'in edebiyatını yaparlar. Hazreti Ebu Bekir'in edebiyatını yaparlar. Peygamber Efendimiz'in edebiyatını yaparlar. Peygamber Efendimiz'in doğru düzgün bir evi yoktu. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmışken çok sade yaşadı. Çok sade yaşadı. Bilmiyor muydu o zengin olmayı? Bilmiyor muydu o Mercedes'lerde, o dönemin ne bileyim develerinde gezmeyi bilmiyor muydu? Örnek yaşadı ama onun edebiyatını yapan başkaları maalesef hamasetten besleniyor ve bir bazı kesim de bunları alkışlıyor. Ben nasıl bir Müslüman olduklarını artık sorguluyorum. Din bu değil. Peygamberimiz böyle yaşamadı. Yani satın alınamayan insan olmak lazım. Peygamber Efendimiz istişareye çok önem verirdi. Bakın Hendek Savaşı'nda gençler diyor ki taarruz yapalım, yani şey yapmayalım. Ama oradan bir hendek kazılması fikri doğuyor. Bakın Peygamber Efendimiz bilmiyor muydu yani kendi karar vermeyi? Uhud'da bilmiyor muydu kendi karar? Her savaşında istişareyle çıktı. Her yaptığı şeyde istişareyle. Çünkü bir insan bir akılla düşünüyor. Bin insan bin akılla düşünüyor. Ama tek adam rejimi, yani geçen bir söz okudum, diyor ki Almanya işte ismini unuttum şu an, hatırlamıyorum. Almanya'yı şu anki konumuna getiren, yani gelişmişlik seviyesine getiren insan diyor ki, yani şunu anladık diyor, şunu halk olarak anlamalıyız. Bugün diyor Hazreti İsa gelse bile tek adama oy vermemeliyiz. Tek adam sistemini reddetmeliyiz. Çünkü tek adamın ne yapacağı belli olmaz. Hepsine normalde hızlandırma adına geliyor değil mi? Tek adam işte hemen karar çıksın, şey yapsın. Depremde gördük. Tek adamdan çıkan karar, bekle 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 bekle, 2 gün 3 gün orada depremzedeli vatandaşlarımız beklemek zorunda kaldı. Bakın demek ki tek adam bazen hızlı karar alamayabiliyor. Oysa ki meşverette, istişarede hayır vardır. Siz doğru bir karar aldığınızda 2 sevap, yanlış bir karar aldığınızda 1 sevap vardır. Yine sevap vardır yani meşverette ve istişarede. Ve yani ben size dini olarak açıklıyorum. Normalde hukukta zaten ekip işidir yani. Her şey ekip işidir. Siz suçluyu yakalamak istiyorsanız ne yaparsınız? Polisiniz, hakiminiz, işte savcınız, her şeyiniz ekip şeklinde daha iyi yakalarsınız. Yani çarklar, devlet içindeki çarklar birbirleriyle çatışmaması lazım. Şimdi Albert Camus'un Veba kitabında şöyle diyor. Albert Camus'un Veba kitabında bir kez göz yumuldu mu vazgeçmek için bir neden kalmaz. Bir kez göz yumuldu mu vazgeçmek için bir neden kalmaz. Taviz tavizi gerektirir. Kanun bellidir. Hakikat tektir. Doğru tektir. Onu esnettiğiniz an, onu sağa sola büktüğünüz an, başkaları için iltimas oluşturduğunuz an belli bir zengin zümre oluşur. O zengin zümre o fakir hakkın, doğmamış yetimin hakkını yemeye başlar. Ondan sonra zemzem suyuyla da yıkansanız, ahirette kul hakkıyla giderseniz Allah kul hakkıyla gelmeyin diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.